Orta çağı sever misiniz? Öyleyse devam. Evet, yaklaştık seviyorum işte köşemize. Birkaç dakika sonra Bülent Ortaçgil telefon hattında, canlı yayında, bağlantıda bizimle olacak. Ve köşemizin gerektirdiği gibi daha önceden seçtiği bir şarkıyı, sevdiği bir şarkıyı bize anlatacak, bizimle paylaşacak. Evet, geldik hadi buyur da seviyorum işte köşesine. Az önce Mavi Kuş'u dinledik. Bence bu dilde yazılmış en güzel şarkılardan biri. Onun yazdığı birçok şarkı gibi. Ben böyle düşünüyorum. Kimden bahsediyorum? Şimdi bizi kırmayıp bu küçük köşeye konuk olmayı kabul etmiş Bülent Ortaçgil'den bahsediyorum. Merhaba Bülent abi. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Sağ ol. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Hemen teşekkür etmek istiyorum gerçekten. Vakit ayırıp katıldığın için. Biliyorum böyle şeyleri çok sık yapmadığını. O yüzden çok şanslı hissediyoruz kendimizi biz burada stüdyoda ve dinleyenler de eminim. Köşemizin mevzusu belli. Seçmesi çok zor. Birçok şarkı vardır eminim çok seviyorum dediğiniz ama ne düşündünüz ben size bir şarkı sorunca? Yani her şeyin başlarında olan bir tane şarkıdan söz etmeyi daha uygun gördüm. Çünkü daha sonra yani her gün bir tane şarkı beğeniyorsun aslında. Evet. O şarkıların kimisinin hem kalıcı bir anlamı oluyor, kimisi çok geçiştiriliyor filan. Onlardan değil de müzikle uğraşmaya başladığımız ilk yıllarda ki Türkçe parçaları o zaman hafiften böyle burun kıvırarak falan biz kardeşimle, etrafımızdaki arkadaşlarımızla fazla hani güzel müzik yapılmadığını iddia ediyorduk Türkiye'de. Biraz burnumuz havadaydı. İşte o şarkıları dinlerken, o zaman radyo çok popülerdi. Tabii televizyon falan yoktu o yıllarda da. Türkiye'de yayını yoktu en azından benim hatırladığım. Timur Selçuk'un işte Münir Nurettin'in oğlu olduğu ve işte Fransa'da müzik okuduğu ve yeni yeni bir şeyler yapmaya başladı. Türkiye radyolarında duyurulmaya başladı. İşte Ayrılanlar için diye bir parçası vardı onun. Evet. İşte çok bir anda şey oldu. Söyleyin adı işte biz Türkler de demek ki Batılılar gibi müzik yapıyormuşuz, yapılıyormuş, söyleniyormuş filan gibi böyle bir şey. Çok tabii ihtişamlı bir şarkı. Evet. Ülkede tamam Ayrılanlar için çok güzel bir şarkıydı filan ama bizim o 45'lik olarak yayınlandı. İşte aldık o 45'liği. Eğer yanılmıyorsam o 45'liğin arka yüzünde Beyaz Güvercin diye bir parça vardı. Biz kardeşim ve etrafımdaki arkadaşlarımla o Beyaz Güvercin'e vurulduk aslında. Yani her zaman hayatta plakların ön yüzleri değil de arka yüzleri şimdi onu söyleyecektim. Bülent abi bölmek istemedim lafınızı ama ben de hep nedense öyle bir insan oldum. B yüzü insan oldum hep. Hatta yani, kasetler B yüzü adamı olduğumuzu orada kesinlikle. Kasetler çıkınca da B yüzünün son şarkısı falan hatta yani neredeyse böyle durumlar. Yani ne yapalım böyle işte. Şimdi o şarkı bizim o zamanlarda dinlediğimiz Türk popüler müziğine sunulmuş şarkıların içinde son derece az enstrümanla yazılmış. Yani bir orgun işte bir Hammond orgunluklu bir şeyin liderliğinde bir davul, bir bas ve bir hafif Fransız ekolünde falan söylenmiş. Son derece sade ama müthiş sözleri olan ve çok akıcı ve vurulduk o şarkıya. Yani vay anasını demek ki bizim ilerden de böyle müzik yapan varmış gibisinden vurulduğumuzu hatırlıyorum. O yüzden o şarkıyı işte yıllar sonra dinlemek nasıl olacak bilmiyorum ama onu hatırladım. Vallahi ben daha bir sürü şarkı var hatırladım. Seçmesi çok zor ama genellikle böyle ilk vurulduğumuz şarkılar geliyor hatıra. Geçen hafta da Cahit abi konuktu. O da mesela müziğe bakışımı değiştiren şarkı diye Animals
istedi. House of the Rising Sun. Doğru. Yani hepimiz o yani şey House of the Rising Sun da gitar çalmayı öğrendik ama. O da öyle şeyler anlattı. Doğru. Bir sinemaya gitmiş ve sinemada film gösteriminden önce böyle bir video klip gibi bir şeyle göstermişler bu şarkıyı. Onun da dünyası bir anda sarsılmış. Genelde böyle ilk vurulduğumuz şeyleri galiba hatırlıyoruz. O yüzden yani çok... bu tabii en azından o hiç unutulmuyor. Yani şimdi Türkçe şarkı deyince geriye doğru bir sürü şarkı var ortada ama her birinden ne kadar etkilendiğinin bir skalası yok tabii ki. Yani başka etkilendiğim bizim masarların mesela güllerin içinden de benim için çok önemli. Yani ama yani öyle hani önem ya da ölçü skalası yok. Hangi şarkı daha güzeldi senin için falan diye. Ama işte en başlangıçtaki olaylar pek unutulmuyor. Yani işte o müzik etkilemişti bizi. Evet. Hem de çok etkilemişti. Yani bu kadar güzel sözleri olan Türkçeyi de o zamanlarda... Hani ben de Türkçe şarkı yazmaya böyle yeni yeni başlamış ve beceremeyen bir adam olduğum için. Gerçi o şarkının sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan'dır hatırladığım kadarıyla. Şimdi elimde yok bilmiyorum ama sizin elinizde varsa bakınız. Hemen doğru bakalım. Hatırlıyorumdur. Evet. Çok güzel bir Türkçeyle yapılmış ve şu son derece güzel söz müziği uyum halinde olan bir parçaydı. O yüzden hiç unutmuyorum. Timur Selçuk kendi şarkılarında da dile çok dikkat ettiği çok belli şarkı yazarlarından. Siz de öyle tabii yani hiç söylemeye gerek bile yok ama bunu şarkıyı yazarken bu konuya ne kadar özen gösterildiğini insan tabii ki anlıyor. Müzisyen olmaya gerek yok illa bunun için. Timur Selçuk onu her zaman belli etmiştir zaten. Bence çok özel bir seçim oldu ve normalde radyoda çalmayı belki de akıl edemeyeceğimiz bir şarkı seçtiğiniz için ben ayrıca teşekkür ederim Bülent abi. Estağfurullah, buldunuz mu bakayım, nereden buldunuz şarkıyı? Bulduk, bulduk da bulmaz mıyız biz? Siz isterseniz bulmaz mıyız Bülent abi, aşk olsun. Peki çok 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 teşekkür ederiz. Şimdi, estağfurullah, kolay gelsin. Çok sağ olun, şimdi seviyorum işte köşesinde Bülent Ortaçgil'in seçimiyle Timur Selçuk'tan Beyaz Güvercin'i hep birlikte dinliyoruz. Süzülüp mavi göklerden yere doğru omzuma bir beyaz güvercin kondu. Aldım elime usul usul okşadım, sevdim gençliğimi yeniden yaşadım. Bembeyazdı tüyleri, öyle parlaktı. Açsam ellerimi yerden uçacaktı. Girdim kulağına, dur gitme dedim. Harili gözlerinden öpmek istedim. Duydum avuçlarımda sıcaklığını, duydum benden yıllarca uzaklığını. Çırpınan kalbini dinledim bir süre ve uçmak istedim onunla göklere. Ak güvercinin iri gözleri vardı, güzelliğinden fışkıran bir pınardı. Soğuk sularından içtim, serinledim. Çağlayan bir nehrin sesini dinledim. Belki buydu sevmek hayat, belki buydu. Işıl ışıldım, gözlerim dop doluydu. Bir name yükseldi sevinçten ve hazdan. Bir name yükseldi güzelden, beyazdan. Uzattı sevgiyle hem de gagasını. Birden öğrendim hayatın manasını.
Kaderde sevgiyi sende bulmak varmış. Seninle bir çift güvercin olmak varmış. Süzülüp mavi göklerden yere doğru omzuma bir beyaz güvercin kondu. Aldım elime, usul usul okşadım, sevdim gençliğimi, yeniden yaşadım. Ortaçağ'ı sever misiniz? Öyleyse